Çok güzel bir araştırma. Hakikaten bu konunun ayrıca bir de benim fikrime göre dünya literatürüne anlatılması lazım. Benim aklıma şu geliyor. Epey bir yer gezip Avrupa'da ve Amerika'da bulunduğum için konuşuyorum. Dikkat ederseniz Anadolu o tarihlerde daha çok toprak evler, küçük obalar gibi yerlerde. Kaleler bile eski kum taşlarından yapılmış. Ama o tarihteki Avrupa, özellikle İngiltere'nin de dünya çıkışına bakarsak, mermerin kullanılması ve bu kireç taşların kullanılması çok yaygın. Bahsettiğimiz en akıllıca ve konuya daha uygun olan buranın bir endüstri olarak kireç taşı üretmesi ve bunun da Avrupa'da, dikkat edin İç Anadolu'da değil, Araplarda da değil, bu taşların özellikle Avrupa'daki binaların inşaatlarında ve kıyı bölgesinin olmasıyla biraz evvel de bahsettiğimiz çok önemli bir konu, kara ticaretinin çok zor olması, yapılan taşımaların çok büyük maliyetlere gelmesi ama denizin daha kolay ulaşım. Rüzgar o zaman başka bir alternatifimiz yok. Rüzgar hiçbir zaman yorulmaz. Ama taşıma bir araba, hayvanlar vesaire insanlar yorulabilir. Bunun da çok büyük etkisi olduğu için ben sizin savınızı bir kere her şeyden evvel sadece Türkiye için değil, dünya içinde belli bir çok güzel değerlendirmeniz var. Belgelere bağlamışsınız. Bunların da açıklanarak küçük bir kitap halinde bence 50 rubl verebiliriz yani. Biz tabii yayın yapıyoruz. Çok güzel. Onu Zaten biraz evvel bahsettiniz. Evet, İngilizce de Onu yayınlar bahsettiniz. O yapıyoruz. çok Yurt önemli bir dışında olay. sunumlarımız Evet. da Bu oluyor. konunun özellikle İngilizce. diğer taraflara. Belki onlar çoktan şey yapmışlardır araştırmalarını ama Türkiye Burada yok. çalışmıyoruz. Burada yok. Hayır, burada Ama taş çalışmıyor. ocakçılığı, Evet. evet, yani şöyle, mermer ocakçılığı daha iyi Daha biliniyor farklı. çünkü Tabii. imparatorlukla bağlantılı Doğru. olduğu Doğru. için Sarayların hani tamamını ona evet, kaplanıyor. onun için o daha çok çalışılmış. Ama işte kum taşı gibi, kireç taşı Evet, gibi, evet, evet. hatta granit gibi Granit, evet. daha şey olan, Değeri daha düşük olan değeri diyelim. düşük olan Evet. evet, taşlar pek ilgi Ekonomik çekmemiş. getirisi daha düşük olan. Evet, Evet. daha yani satabileceğiniz insanların vereceği paralar da Çok önemli. Tabii. o da bir Tabii. faktör. O çok araştırılmamış. Onun için de burası, yani burası tabii şey altında, bitki altında olduğu için çok görülmemiş. Binlerce İyi ki yıl de geçmiş. böyle Tabii, kalmış. tabii. İyi ki de böyle Öyle kalmış. kalmış. Tabii. Çünkü hakikaten önce insan anlamıyor ilk gittiği Evet. zaman. Bir de arka taraflarda kıyıdakilerden şüphelendik Tabii. ama içeride bizi bu kadar geniş bir, dediğim gibi, endüstriyel peyzajın beklediğini biz bilmiyorduk. Kesinlikle doğrusunuz. Çünkü Edes'e 1960-65'lerde gittiğim zaman Evet. çok az bir bölümü ortadaydı. Ne hamamlar, ne şeyler, sarayın bir kısmı, hiçbir şey Zaman yoktu. alıyor. Hayır. Sadece Meryem Ana'nın mağarası diye bir bölüm vardı. Oraya hacca geliyorlardı. 65 yılında oraya ulaşmak bile çok zordu. Çünkü böyle otobüs yok, bir şey, araba yok, o yok, bu yok. Biz kampçı olduğumuz için yürüyerek Evet, gidiyorduk yürüyerek. oralara. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ Ağzınıza olun, sağlık. teşekkür ederim. Projeniz için de Arkada bir teşekkürler. bey vardı. Ha, onu atlamayalım. Ben özellikle kapalı ve açık mermer ocakları hakkında fikrinizi belirtmenizi istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla ya da izlenimlerimi dikkat aldığımda özellikle sütunların yer altında işlendiği, diğer lahitlerin falan da yer üstünde işlenebileceği kanaatim var. Ben iki örneği vereyim. Teos'ta Karagöl mermer ocağı, yer altında işlenen özellikle sütunlar ve özellikle sütun kalıntıları var hala. Diğeri de Kütahya Arzani'de Anadolu'nun en önemli Zeus tapınağının sütunları da orada özellikle 4 kilometre uzaklıkta baraj kısmının altında, yer altında işlenerek çıkarıldığı ve inşa edildiği söz konusu. Acaba bu konuda fikriniz nedir ya? Benim şimdiye kadar taradığım literatürde, tabii ki her şeyi taramadığımı tahmin edersiniz henüz, böyle bir ayrıma ben denk gelmedim. Şimdi o şeyin, taş ocağın çıkarıldığı alanın jeolojisiyle ilgili olarak
açık ya da kapalı biçimde çıkarılıyor o taşlar. Ama hani sütunlar bu kapalı dediğiniz alanlardan çıkarılıyor, açıklardan çıkarılmıyor gibi. Dediğim gibi ben böyle bir şeye, özelliğe hiçbir yayında rastlamadım. Danardasındakilerin hepsi açık. Evet. Kapalı hiçbir şey görmedik. Sütun çıkarılmış mı onu bilmiyoruz. Çünkü çıkarılmışsa bile adadan götürülmüş olabilir. Dediğim gibi çok rahat yağmalanabilen bir alan olduğu için mesela çıkarılan onun dışındaki taş bloklar dışındaki malzeme hakkında biz